Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uçum kümesine geldik. Kuşları şöyle bir bakalım diyoruz. Bir de yeni gelen kuşlar vardı. Onlardan da bugün uçuracağız. Bugün de arkadaşlar istasyondan kardeşlerimiz gelmiş. 3 kişi. Hoş geldiniz. Verin adlarınızı alalım şöyle sıradan. Talha abi. Talha. Burak abi. Burak. Seymen. Seymen. Hoş geldiniz. Arkadaşlar da kuşlar bakıyormuş. Onlar da buradan bizim yerimizi bildikleri için, buralarda bildikleri için gelmişler ziyaretimize, sağ olsunlar. Şimdi bir onlarla beraber bir kuş uçuracağız. Ondan sonra da izleyeceğiz bakalım. Talha, kaç tane kuş var sende? 9 tane abi. Ne, renkleri ne? Sabuni, miski var, dumanlı. Ne var başka? Sabuni. Çakmaklı, mavi. Bir tane de miski var, çakmaklı yine, arka tepe. İyi maşallah, beyaz, güzel kuşlarınız var. Tepe beyaz var. Uçuruyorsunuz değil mi? Evet, var mı böyle seferli taklacı kuşlarınız? Var abi, çakmaklı ile sabuni. Çatıda mı uçuruyorsunuz, böyle yerde mi uçuruyorsunuz? Yerde abi. Yerde uçuruyorsunuz. İkiniz ortaksınız. Evet abi. İyi, aman aman bak, sakın kuş için aranıza sıkıntı girmesin. Evet. Anladın mı? Boş ver. Kuş gider ama dostluk, arkadaşlık her zaman bakidir. Bizim burada kaçırdığımız kuşun hatta hesabı yok. Şimdi arkadaşlar sabuni uçuralım. Bak bu kuş, bu o gördüğümüz, videoda gördüğümüz kuş, bu kuş işte. Bırak bakalım yere. Bu kuş da mı tüyo girememiş? Bakın şu kuş şeylerini şöyle belin sırtını yoluyor musunuz kuştan hiç? Gördünüz mü yapmayı? Aynen abi. Gördünüz değil mi? O ama her zaman değil. Yardımcı oluyor. He. Çünkü o hayvan tüye giremiyor. Tüye giremediği için de strese giriyor. Hayvan yediği halde hayvan yine zayıflıyor. Bırak bakalım. Vur. Oğlum nasıl kuş bırakıyorsun Allah'ım? Abi o dur. Kuş programı bende. Dur, dur. Sizin sopanız nerede? Sopayla kaldır onu. Buna ne olmuş? Taklamakta hiçbir şey yok. Tüye giriyor aynen. Neyse. Şöyle bir geçsin de. Küfür etmeyin lan. Şöyle gelin arkadaşlar. Şöyle gelin gençler, şöyle gelin. Kuş da oraya geliyor çünkü. Bir ısınsın. Şimdi kuş uçuruyorsunuz. Nasıl kuş uçuruyorsunuz? Yani profesyonelce mesela, yoksa hepsini vermem mi sağlıyorsunuz? Yok abi, iki tane bazen tek uçuruyoruz. Tek uçururken şuna dikkat ediyor musunuz? Mesela bak ben ne yaptım şimdi, kuşu uçurduk yerden. Kuş her zaman yerden, elinizde hava etmeyin. Yerden kalksın kuş. Yerden kalktıktan sonra hayvan şöyle bir 10 dakika, 15 dakika geçsin, ısınsın. Ondan sonra altına kuş çıkarın. Ondan sonra kuş zaten seferliyse gelip seferlerini yapacak oraya. Onu öyle uçuracağız. Bakalım biraz uçsun, biraz ısınsın hayvan da. Ondan sonra nasıl, kanalı beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz abi. Gençler sağ olsun ya. Bu gençler oldukça biz daha iyi videolar çekip inşallah kanalımıza yükleyeceğiz. Önemli olan bu gençlerin kuşlar hakkında, güvercin camiası hakkında bir şeyler öğrenmesi, bir şeyler bilmesi. Onların da bildiklerini bizle paylaşması. Çünkü bazen bu hayvanda bir şey var ya. Bu hayvanda bir şey var. Bak en sonunda uçurduğumuzda nasıl oynamıştı. Şimdi nasıl oynuyor. Bu hayvanda bir şey var. Hayvan tüye giriyor abi. Hayvan tüye giriyor, hayvanda bir şey var yani. Belli. Hayvanda bir sıkıntı var ya. Ama bugün oynamaya niyeti yok bu kuşun ya. Belli yani. Nasıl, kaçak kuş yakalıyor musunuz? Yakalıyoruz abi. He? Kaçak kuşta ne tatlı oluyor değil mi? Havadan gelen kuşun. Abi bize gelen kaçaklar da çok oyun oluyor, inemiyor. İnemiyorlar mı? Ya işte bir de mesela şimdi kaçak güvercin mesela yeni geldiği kümesi çok iyi oyun yapar. Ama bir defa insin o oyununu falan bırakıyor. Heh, hadi bakayım gel. Tamam, çöktü. Heh, neyse. Yok abi, bugün oynamaya şeyi yok bu hayvanın ya. Niyeti yok. Bugün oynamaya niyeti yok. Tamam. Posta güvercini bakmıyor musunuz? Yavruları onlara baktırsanız da, postalara. Abi biz posta besliyoruz.
Ama biz de mesela bak şimdi bu kümes yeni aldık ya kümes. Buna posta alacağız birkaç takım. İki takım, üç takım. Ha bu iyiydi işte. At bir tane daha. At bir tane daha güzel. Çok iyi. Çok güzel. Bir tane kuş var. Ben kuyruktan ısırtıp çıkıyordu kaçtı. Duman kaç dakika oldu? He? Kaç dakika oldu? Neyi? Çıkalalım. Daha yeni attık ya. Yeni attık da kanal ısırıyor abi. Daha geldi. Çok erken giriyor. He? Çok erken giriyor bak. Ama uçmaya da niyeti yok yani hayvan. Yok yok, uçmaya niyeti yok. Ama yani yeni attıysa da kanat ısınıyor da olabilir. Yok yok, uçmaya niyeti yok. Ben kalkarken anladım uçmaya niyeti olmadığını. İnecek bak, görüyor musun? İnecek, inecek. He? Veriyor musunuz? Taş veriyor musunuz kuşlara? Evet abi, dışarı çıkart. Dışarı muhakkak taş verin. Çünkü bu hayvanlarda taşlık sistemi var biliyorsunuz. Hayvan o... Senin dişlerin nasılsa hayvan da bu taşları yiyor. Taş kısmında o yemlerle onu çarpıştırarak öğütüyor. O besini sindiriyor o sayede. Öteki türlü sıkıntı olur. Yok ya, bu hayvan uçmaya niyeti yok ya. Bu hayvan uçmaya niyeti yok. Bu kadar denemez yani. He? Denemez bu kadar abi. Yok abi, yok, bu hayvan uçmaya niyeti yok. Çamura girdim. İki dakikada bir giriyor. Yuvanın eski yeri orasıydı. Eski yer şurasıydı. Bak şu açık yer şey var ya. Eski yer burasıydı. Onlar geçen burası kalabalıktı pazar günü. Aldık yuvayı, attık oraya. Karşıya attık yuvaları. Yok abi yok, bu kanka yok ya. Uçmayacak. Uçmaya niyeti yok. Yavruları atalım. Bu şey yapsın da. Şey bakayım ya, kuyruğuna kurulmuşum. Hangisi? Ha? Hangisinin? Miskinin ya, kuyruğu yapışmıştı ya. Sen kuştan anlıyor musun? Yok, sen abi. Kuştan anlıyor musun? Kuştan anlıyor musun kuştan? Belli. Sen anlamadığın belli. İşte hani oyun güvercini, takla güvercini diyoruz ya. İşte niye besliyoruz biliyor musun bunları? Bu şimdi yeri gelecek böyle. 1 metre, 2 metre kala taklayı çevirecek dimdik böyle. İşte o minare kadar veya işte 15-20 metre hareket yapacak. He. Bizim istediğimiz bak mesela geliyor. He? Hadi bir tane daha salla. Bağla şunu, güzel olurdu. Abi, o ilk geldiği attığı taklaya, hani ilk sefer yapıyor, geliyor, kapanıyor, geliyor. Attığı takla taban taklası. Aferin, taban taklası. Hani üste gidiyor, en üste çıkıyor. Atıyor takla, devam ediyor ya. O da bağlama taklasıdır. Hani şöyle düşünün. Bir kuşa taban taklası olmayabilir. Ama bağlama taklası muhakkak olacak. Çünkü bağlama taklalı kuşlar o şeyi kaybetmezler, o formu kaybetmezler. Ama üstü bağlamayan kuşlar 9 tane yapıyorsa 8'e düşürür. 8 tane yapıyorsa 7'e, 6'ya düşürür, 5'e düşürür. Aşağı çeker yani o. Tabi tabanla oynarsa da ayrı bir keyif. Tabanla oynamaksa tabi büyük keyif verir yani. Nerede o, geliyor mu? Zaten yabancıdan bir şey gelmiyor ki, yine bildiğin kümesine soktuğun adamdan sıkıntı geliyor. Geçen benden kuş istedi, bir çift Adana postası verdim abi. Ona mı? Evet abi, 2 gün sonra da yuvayı patlatmaya geldiler. beni gördüler, kaçtı. Şerefsizler ya. Ulan şey alama. Ya olay zaten şu, çocuklarda çok oluyor bu olay. Çalan kişi, en yakındaki adam çıkıyor. E tabi abi. Zaten bak şimdi, ben mesela bir yerde bakıyordum kuş, kimse bilmiyor arkadaşlarımdan başka. Yani bunu alırsa kim alacak? Arkadaşın alacak. Uçurmuyorum, damızlık olarak bakıyorum. O gelip onu arkadaşların alıyor. Ali abiye söyleyeyim de, şu miskiden bir tane daha getirsin bize ya. He? Ha, ne diyorsun? Dur oğlum bir alı. He? Ben gitti gözüyle bakıyordu şu anda. Yok yok, dursun abi. Dişi zaten, bir tane erkek alırsak eşleriz onları. Güzel kuşlar onlar, çok güzel kuşlar. Bir de o pas yapacak şimdi görürsün. Şeymiş zaten canım, bu TGF'de mi, İGF'de mi ne? Annesi 10. olmuş aynen.
Öyle diyor Ali abi. Yok doğru doğru. Doğru söylüyor. Ben biliyorum annesini bu. Ama hani şöyle bir şey. Bir elin beş parmağı da bir değil. Ya o kan hattından yürümek önemli. Evet. O kan hattı var ya kan hattı. İyi patlı geldi ama. Yok. Kuşun şeyi yok bugün. Bugün oynamaya hiç böyle bir şey yok. Neyse insin de yavruları atarız. Biraz uçsun yavruları atarız. Pat yavruyu arada. Yavruyum yok yok insin o. He, aynen. O uçar öyle gelir. Ulan bu lan. Düşecek abi. Yok düşmez düşmez gelir o. O kuşlar dışarıyı görmemiş arkadaşlar. Hani damırdık diye diyorlar ya. Ye. Ankara büyük bir kuşluğun kuşu. Biz de parayla aldık. Eşini yanlış önlerdi. Eşini de atmaca sağ olsun. He. Affetmedi. Atmacaya verdik. O da gitti öyle. Ya şöyle eşini de tadan yanlış göndermiş. Dur. Aynen öyle. Bilerekten mi abi? Yok. Ya yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Sonra hatasını telafi etti. Yerine başka kuş gönderdi de. Açta yabozun arasında bir Arap mı var? Bir tane böyle kanatları böyle şeyli bir kuş var. Açık bir kuş var. Acaba bizim kaçırdığımız Arap yabozun arasına mı karıştı diyorum acaba Timur? Yapabilir mi? Vallahi olabilir mi olabilir ya. Soğuk ya. Kuşlar için ideal hava abi. Kuş bu havada çok güzel uçar da. O oraya atacak ha. Ya o oraya atacak çünkü biz biraz da buradayız. Hayvan oraya atmakta başka şansı da yok. Şu yukarı çıksak. Yavruları kaldırdık arkadaşlar. Şimdi bir de yavru. Yavruları da uçurtalım. Nerede mavi yavru? He şurada. O yeni kuş alalım lan bir tane de. He? Yeni kuş alalım diyor. Yeni kuş mu? Heyecanlı oldu oğlum. Şu mavi baksana mavi sıka giriyor ha. Hani ne yapacaksın? En arkada. Hayret sen göster ben lazım. Hemen şu abi hemen lazım. Evet olsa da belli en arkada geliyor. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsun onu? Kalsa şimdi giderken. Şu anda hastalık yok demiyor oğlum bak. He dur. Şeye verelim. Ya da gerçi. Gençler, size bir tane hediye getirdik. Şu çakmaklı getirdik. Uğur abiniz size bir hediye getirdi. O Uğur. Çakmaklıyı da ben Uğur'a vermiştim. Yine bizden geçmiyor ama neyse Uğur verdi bunu. İsterseniz elinizdeki erkekleri bunu bir beğenirsiniz. Şey, elinizdeki erkekleri. Fatır fatır oynuyor ha. Bunu hacim gör. Kuş oyunlu ve şöyle söyleyeyim. Burayı da biliyor. Hemen kaldırmayın ha. Yüksek uçuyor çünkü bu. Tamam abi. Tamam. Güle güle besleyin inşallah. Buraya kadar gelmişsiniz. En azından size böyle bir hediyemiz olsun. İnşallah yavrusunu alırsanız. Valla iş yapar o kuş. Çünkü ben o kuşu izledim şimdi. Gelmeden önce onu çektik. Hatta videoyu izleyin. Kuş çok güzel çıkıyor. Seri şekilde çıkıyor. Bakarsınız işinize. Yararsa kullanırsınız ama elinizden çıkarmayın. Güzel hayvan. Abi, bir tane diş takın. Abi. Elinizdeki fazla erkekler var ya onları verin yine dişi alın siz. Miski taklayı dönmüş abi iyice. Dönmüş. Acayip dönmüş abi bak görüyor musun? Abiden önce mi tökülecek değil? Yavrular uçuyor arkadaşlar. Ben yukarı çıktım bir daha şimdi. Bakalım. Bugün de burada yine bir kalabalığımız var. Yine kuş sever arkadaşlar geldi. Hayri var, Uğur var. Timur abimiz var. Ha? Timur var. Ondan sonra kuşlar havada uçuyor. Havada soğuk gerçekten. Evet, video çekerken var. De elim üşüyor. Şöyle uçsunlar iyice. İyice bir nefeslensinler. Abi yaz gelince arkadaşları mangal yakacağız. Aynen yaz gelince güzel bir mangalımız var burada. Böyle aslında var şey yapacağız. Bütün aboneler falan gelecek. Kardeş ulan vadiyememiz abi. Diyorsun ya da diyorsun. Yazı 10.000 diyoruz. 10.000 diyoruz arkadaşlar. Aboneyi 10.000 diyoruz. Abi ne yapacağım biliyor musun? Yazın seni yuvayı kaldıracağız oraya atacağız. Yazına 10.000 diyoruz inşallah. Kuşlar şu an uçuyor. Bak kuşu zorladınız. Hayvan oraya attı. Bak
Oraya ben atıyor. Ben değilim abi, ben kusurlamadım. Zorlamadım. Ben sabır abi dedim. Şöyle uçsun böyle. Böyle. Hayvan gelecek inecek yerine. İnmemiştir ki. Oraya kalmıştır. Aynen. Ya yakaladı da yatmayacağız götürdü. Ya benim piler de öyle abi ya. Kuş inmemiştir yani. Veya kuş başka bir yere inmiyor ama şey yapıyor ya. Gece kaldı ya. Yakalanıyor, ele geliyor hayvan. %80 %90 çok ellersin hayvana. Hayvanı ellemeyeceksin. Hayvanı atacak kümesi, hayvan kendi çıkacak kümesten. O hayvan bak bakalım yabani gibi oluyor mu olmuyor mu? Senin abi o şeyi gör. O miskiyi gör ya. Miski böyle, ben yabani hayvan görmedim. Ya. Yabani hayvan iyidir her zaman, boş ver. Abi. Tabii canım, bak tabii yuvadan, yalan oldu işte. Yuvadan çıkartmak, onu içeriye sokmak ayrı bir durum. Abi tanesi o arkadaki sene mi şimdi abi? Yavru mavi indi. İnsin. Bizim deli olan yok. Ne yaptı oraya? Ya yakında düğünüm var ya abi şimdi. Şöyle kuşlar havada. Uçuyor hala arkadaşlar kuşlar. Şimdi... Bir takım sana verdim. Şimdi... Bugün hayır, bu kadar arkadaşlar. Çocuğa hediye ederiz ya. Gelsin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.